Cennet dediğiniz nedir ki? İlla meleklerin olması gerekiyor mu hurilerin? Bak, şimdi Siverek'ten Kahta'ya giderken bir mekanda durduk. Güzel bir görüntü var. Ve şırıl şırıl su sesleri geliyor. Duyuyor musunuz? Bak, şu manzaranın orada şırıl şırıl su sesleri geliyor. Şu aşağıda gördüğünüz vadide uzanan koca bir su var. Görüyor musunuz? O su Fırat Nehri. Veya Atatürk Barajı'nın birikimli yeri de olabilir. Ama şuradan karşı dağların manzarası, kayalıkların manzaraları ve ırmak ve karşıdaki köyler ve buradaki yeşillikler tamamı insana çok egzotik bir hava veriyor, çok yani içini açıyor, havası mis gibi buranın. Görmenizi tavsiye ederim. Doğayı sevenler, doğa hayranları böyle güzel yerleri mutlaka görsünler. Tekrar ediyorum, Siverek'ten Adıyaman'a doğru Kahta üzerinden geçerken rastladığımız manzaradır bu arkadaşlar. Evet, daha devam ediyoruz. Bakalım ne güzel sürprizler bize olacak. Hep beraber göreceğiz. Tamam? Haydi. Evet dostlar, Siverek'ten Kahta'ya doğru giderken Fırat Nehri'nin üzerinden geçtik. Şu Nisibi Köprüsü denen yeni açılmış bir köprü, çok güzel. Oradan geçtik ve hemen köprünün ayağında Zınar dinlenme tesisleri yapmışlar. Çok güzel bir yere yapmışlar. Size burayı tanıtmak istiyorum. Buyurun hadi. Selamünaleyküm.
Merhaba, ben Ankaralı eleştiren Gezgin, YouTuber. Şöyle bir görüntü alabilir miyiz? Alayım. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Evet, burası Atatürk Barajı'nın bir bölümü. Zinar dinlenme tesisleri tam bu manzaraya kurulmuş. Harika gözüküyor. Su durgun, yeşil. Evet, daha kar suları erimedi herhalde, ondandır. Şöyle bir bakalım uzaklara. Burada da Abdoş köftecisi varmış. Abdoş. Mangalda kilo ile köfte. Baraj manzaralı serpme kahvaltı. Hayırla geldiniz diyor. Teşekkür ediyoruz. Ve gezmemize devam ediyoruz. Köprünün mühendislik yapısı çok ilginç. Yani göz doldurucu, ihtişamını gösterir nitelikte, gayet güzel. Evet. Şurası herhalde teras manzarası gibi bir yer. Şöyle bakalım. Tabii bu tesis kapalı şu anda, muhtemelen Ramazan dolayısıyla kapalı. Bugün ayın 28'i, 28 Mart 2024. Bir Ramazan günü tabi. Evet, şöyle denizi tekrar, deniz dediğim gölü, Atatürk Barajı'nı görüyoruz. Tabii insanımız her zaman olduğu gibi yine pisletmiş her tarafı. Her tarafta pislik tabii, derli toplu değil. Aslında daha güzel yapabilirlerdi. Evet, köprünün karşı tarafında da tesisler var. Orada bir tekne görüyorsunuz, belki uzaktan fark edemeyebilirsiniz ama hemen uçta. Bu köprü açılmadan önce karşıdan karşıya geçişleri o tekneler sağlıyordu. Buradan gelip şu, bakın şuraya, oradan araçları alıp şuraya bırakıyordu. Oradan alıp da yine karşı tarafa bırakıyordu. Geçişler böyle sağlanıyordu. Bu Mississippi köprüsü direkt geçiş imkanı verdi. Gayet başarılı. Dostlarım, görüyorsunuz her taraf yemyeşil olmuş Mart ayında. Karşı tarafta büyük bir sessizlik ve huzur, köy. Bu taraf tabii teknolojiye yenilmiş, yine pislikler. Beşerin yaptığı işler bunlar. Bu tarafta, şu tarafta Kahta yolu devam ediyoruz. Biz bu taraftan geldik. Siverek üzerinden geldik. Evet, buradan devam ediyorum. Bakalım, güzel şeyler görüyorum ben de. İlk defa görüyorum. Sizlere de göstermekten gayet mutluyum. Siz de mutlu musunuz? Hadi bakalım, görüşürüz. Yol üzerinde Güzel Su Köyü'nden geçiyoruz. Evlerin hiçbirinde çatı yok, dikkat ediyorsanız. Orada tabi yazın 40 dereceler civarında olduğu için insanlar çatılarda yatarlar. Hiç kiremit yok. İlginç. Thank you.
Kahta Adıyaman yol üzerinde menzilcilerin menziline geldik, yani yuvalarına. Şöyle yol bakıyorum ve ayrılan yol çift yol yapmışlar. Bit olan menzile gidiyor. Çift yol. Gayet düzgün, lüks yapılmış sıcak asfaltta. Devlet bu tarikatlara imkanlar bu kadar sarf ederek diğer vatandaşlara büyük haksızlık yapıyor. Bunu da söyleyeyim. Ülke batacaksa bu tarikatlar yüzünden batacak. Geri kalıyorsak eğer bu tarikatlar yüzünden geri kalıyoruz. Bu çok net ve açık. Bu mahallecilerin servislerdeki bu hareketlerini de gör. Oraya da çift yol, ışıklandırma, devlet bütün imkanlarını aktarmış. Yani buna kim ne anlam verebilir? Bu kadar geri miyiz ya? Bu kadar çağ dışı insanlar mıyız artık? Devletimiz de o hale geldi, yazık. Müzik.